Herkese merhaba arkadaşlar. Bay Emi Makeup'a hoş geldiniz. Şimdi bir göz makyajı uygulaması göstereceğim size. İlk önce göz makyajı yapmak için bir baz kullanıyorum. MAC marka bu kullandığım baz. Bu bazın üzerine istediğiniz gibi far uygulaması çalışabiliyorsunuz. Şimdi ben fondötenden önce çalışıyorum bu göz makyajını. Bu kullandığım fırça da böyle yuvarlak hatlı bir fırça. Çok daha güzel dağıtıyor farı. Şimdi kullanacağım renkler de açık bir renk, açık bir bej rengi uyguluyorum. Tam göz hattımın çukuruna uyguluyorum bunu ki daha kolay şekil verebileyim gözüme. İlk önce bu açıktan koyuya doğru yine bu hattı belirleyerek ve yukarıya doğru bir üçgen oluşturarak sürüyorum farımı. Şimdi daha kızıllaştırdım gördüğünüz gibi. Daha kalın bir fırçayla da homojenleştiriyorum kaşa doğru olan bölgeyi. Evet, bu göz çukuru ve kirpik dipleri hep daha koyu olursa daha güzel bir göz şekli elde ediyoruz. Göz pınarına doğru olan bölgede açık kullanıyorum. Şimdi biraz daha böyle altınlar kullanıyorum. Altın rengini göz pınarına doğru, göz bebeğinin üzerine doğru sürüyorum. Şimdi kullanacağım fırça da kesik uçlu bir fırça. Bu kesik uçlu fırçayla da yukarıya doğru yine kaş çizgime doğru koyu bir kahve far kullanıyorum. Ve bunu bütün kirpik dibine uygulayabilirsiniz. Bu da eyeliner çekmeden önce gözünüze şekil vermekte daha rahat edebileceğiniz bir çalışmadır. Bunu da yine yukarıya doğru taşıyabilirsiniz. Şimdi birazcık kaşlara şekil veriyorum. Evet, altın rengi biraz azalmıştı. Onun için birazcık daha yoğunlaştırıyorum. Farı sürdükçe yine derecesine siz karar vereceksiniz tabii ki. Azalan boyaları tekrar tekrar üzerine ekleyebilirsiniz. Göz pınarını aydınlık tutmak gözü biraz daha canlı gösteriyor. Yaşı biraz daha küçültüyor. Onun için göz pınarına doğru birazcık aydınlık kullandım. Şimdi gözü kapatarak sürüyorum bu kalemi ki yukarıya kirpiklerimin alt kısmına da siyah uygulansın. Gözümün içine ve dış kısmına da kirpiklerimin dip kısmına da birazcık yine siyah far uyguluyorum. Kesik uçla uyguluyorum bunu yine. Ama bunu homojenleştirmek için bir kulak çöpü kullanabilirsiniz. Ya da daha temiz bir fırçayla üzerinden birkaç kere geçebilirsiniz. Şimdi eyeliner çekiyorum. Gözümü hiç çekiştirmeden sürersem eğer eyeliner'ı daha doğru bir eyeliner elde ederim. Gözümün şeklini hiç bozmadan yukarıya doğru yine kaşımın bitiş çizgisine doğru çekiyorum. Bu alt kısmına birazcık aydınlık geçiyorum. Aydınlık bir fondöten, daha keskin bir hat oluşturmak isterseniz eğer bunu çekebilirsiniz. Tabii bu kadar keskin kalmayacak. Bunu yavaş yavaş açacağım. Yine kaş altlarınıza da böyle bir aydınlık fondöten geçebilirsiniz. Evet, şimdi dökülenleri temizledikten sonra tüm yüzümüze fondötenimizi uygulayabiliriz. Farı çalıştıktan sonra fondöteni uygulamak daha temiz geliyor bana. Çünkü fondöteni sürdükten sonra dökülen farları temizlemek daha zor oluyor çünkü. Bütün yüze fondöten uyguluyorum. Fondöten fırçasıyla. Fondöten fırçası da hoşuma gitti. Bunu da söyleyeyim o arada. Yves Rocher'un bir fondöten fırçası o. Şimdi bu kullandığım da keskin hatlar vermek için kullanılan bir fırça. Bunu da yine burun kenarlarınızı birazcık kahverengiler girerek burnunuzu küçültebilirsiniz. Bunları ayrı videolarda anlatmıştım ama tekrar yeni videolar çekeceğim bu tarz. Evet, bütün makyajı simetrisini alarak uyguladım. Şimdi güzel bir bakır allık sürüyorum. Allığımı da yine yüze şekil vermek için hafif yukarıya doğru bir üçgen belirleyerek saça çok yaklaşmadan bir allık sürüyorum. Aynı allığı yine böyle burun altına
alın ve çene altlarınıza uygulayabilirsiniz. Evet, nasıl oldu? Beğendiniz mi bu klasik bakır farlı makyajımızı? Yeni videolardan haberdar olmak için lütfen Bayumi Makeup'a abone olun. Evet, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese bay bay.